hoş geldiniz röportajımıza. İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 60-80 arasında İslamcı dergilerin yayınlanmasında aktör görevi üstlenmiş olanlarla röportajlar yapıyoruz. Bugün de konuğumuz Selahattin Eşçakırgil. Kendisiyle 1970'lerdeki yayıncılık macerası üzerine konuşacağız ama bu maceraya geçmeden önce bir sizi tanımak isteriz. Biraz kendinizden bahsedebilirseniz seviniriz. Kişinin kendinden bahsetmesi çok zordur. Yerinde kullanılması da ben derken, yerinde kullanılması en zor kelime ben kelimesidir herhalde. Onun için kendimle ilgili fazla bahsedecek bir tarafı yok. O kadar yani yayın hayatının... Biraz kimsiniz, nerede doğdunuz, nerelerde okudunuz? Samsun'da... Biraz Samsun'da doğmuşum. Fikri gelişiminiz nasıl gerçekleşti bunları anlatmanızı bekleriz. Samsun'da, Samsun'un Kavak ilçesinde bir köyde, Murat Beyli köyünde doğmuşum. Yani tabii şimdiki gibi böyle kayıtlar mayıtlar yok ama herhalde yani 48'lerde ölmeyeceğime karar verilmiş herhalde. Demişler ki artık kaydettirelim diye. Yani rahmetli anama sorardım, ben ne zaman doğdum derdim. Oğlum ne bileyim ben derdi. Atom bombası mı ne bir şey vardı. Ondan sonraki zemherir ayında derdi. Yani demek ki 1945'lerden 45'in sonlarına doğru zemherir ayında. O zamanlar dünyaya gelmişim. Köyümüzde ilkokul yoktu. Yan taraftaki bir köyde ilkokul vardı. Orada okudum. Sonra ortaokul Kavak'ta okudum. Sonra Ankara'da sağlık okulu vardı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı yatılı. Oraya girdim güç bela. İmtihan falan değildi de böyle özel şeylerle. Çünkü 150 kişi alıyorlarmış. Birkaç kişi fazla olursa kurayla eleniyor. Biz de onlardan birisiymişiz. Bizim hemşerimiz rahmetli Yaşar Doğu vardı, güreşçi. Babam beni ona gönderdi. Git oğlum dedi. O belki işini yapabilir. Gittim Yaşar Doğu'ya Ankara'da. Buldum. Tabii ben Yaşar Doğu deyince böyle şey birisini bekliyordum. Adalı Halil, Koca Yusuf falan gibi dünya şampiyonu falan. Baktım ufak tefek böyle biraz kısa boylu, tıknaz bir kişi. O gitti götürdü okula, sağlık okuluna. Müdüre dedi ki böyle böyle dedi. Ben hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ama bu çocuk ayağımda da lastik ayakkabılar var. Doğrusu bir şey yani dökülüyorum böyle. Tam Ankara'ya gidiyorum ilk olarak. Dedi eğer kurada çekilen, kurada kazananlardan gelmeyen olursa önce bu çocuğu alacağım dedi. Tamam dedi. Bir hafta sonra okul açıldı. Gittim. İşte bir sürü insan var. Herkes gelenler, kurada kazanamayanlardan 15-20 kişi var. Her birisi milletvekilleriyle geliyor. 59 Demokrat Parti dönemi. Kimisi içeride münakaşa ediliyor falan. Sonra dediler, beni çağırdılar. Dediler, Selahattin Eş diye birisi var mı aranızda? Gittim. Müdür dedi, oğlum sen miydin dedi Yaşar Doğu'yla gelen. Bendim efendim dedim. Tamam dedi. Meğer bir kişi gelmemiş. Onun yerine beni yazdılar, o gelmeyenin yerine. Böylece sağlık okulunda yatılı okudum. Ondan sonra Konya'da devlet hastanesinde memur olarak orada laboratuvarlarda çalıştım. Sonra lise fark derslerini verdik. Sonra İstanbul Hukuku bitirdim derken sonra yazı hayatı biraz 67'lerden beri de esasen şeydim böyle ikide bir yazı, o zaman Yeni İstanbul vardı, daha çok bizim cenaha hitap eden. Orada haftada bir falan yazı gönderiyordum. Yazı yayınlanıyordu. Sonra 71, 12 Mart 71 hadisesi olunca, askeri darbesi, bir takım yazarlar çekildiler sahneden. Davet ettiler, dediler sen bize yazı yaz ya. Ben de daha İstanbul Hukuk 3'teyim. Dedim acaba yazı yazabilir miyim, günlük yazı falan. Yazarsın yazarsın, biz senin yazılarını görüyoruz dediler.
İyi bismillah dedik. Başladık Babıali'de Sabah gazetesi vardı. Sezai Bey yazardı bir tarafta. Bir yerde Necip Fazıl rahmetli adı değmez imzasıyla yazardı. Birinci sayfada çok mütevazi bir şekilde adı değmez diye yazardı. Şeyleri biraz böyle polemik yazılarını falan vardı. Öyle o mahlasla yazıyor. Ondan sonra öyle bir oradan başladık derken zaten şey bittikten sonra da hukuku bitirdikten sonra da yine yazı hayatımız aynı şekilde oradan devam ettik. O dönem yazdığınız yazıların içeriği neydi? Ne tarz yazılar yazıyordunuz? Daha yine güncel. Aşağı yukarı bugünkü yazıların çizgisinde. Sadece günlük siyasi. Günlük siyasi ama bir şey var. Oradaki yazı tabii bizim orada müsahih olarak kimler vardı çalışıyor. Ömer Lütfi müsahih olarak çalışıyordu. Mete, İskender Pala müsahih olarak öğrenciydi. Yani onlar üniversitede okuyorlardı henüz. Bir de Şeref Oğuz vardı. Onlar müsahih olarak çalışırlardı gazetede. Yalnız bana dediler ki gazetede, yalnız dediler yazılarında hiç şey demiyorsun, hep İslam kültürü diyorsun. Biz İslam kültürü, İslam kültürü ve medeniyeti gibi sözleri tek başına kullanmıyoruz. Türk-İslam kültürü ve medeniyeti diyoruz. Buna dikkat et dediler. İlk olarak belki orada bir zihnimde bir çentik koydum oraya dedim. Neyse onu zamanla değiştireceğiz dediler ama ben ondan sonra daha dikkatli davrandım. Yani İslam medeniyetine illa Türk İslamı, onu başka yerde de sonra İran İslamı, bilmem Fars İslamı veya Arap İslamı diye ben bunlara karşı olduğum için ta o zamandan da edemedim. Bu çizgide bir de işte o dönem tabii Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları falan var. Erbakan Hoca'nın siyasi planında Milli Nizam'ın kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi'nin kurulması ve seçimlere hazırlanması dönemi derken belli bir çizgimiz vardı. Sanıyorum büyük çapta o çizgiden uzaklaşmadığımı düşünüyorum. Yani öyle. Nasıl oluşmuştu o sizin fikirleriniz? Yani İslam kültürü yerine, Türk İslam kültürü yerine İslam kültürü deme onu, fikriyatınız nasıl oluşmuştu? Ya sizi yani, etkileyen isimlerden, okuma macaranızdan bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle, daha çok işin doğrusu 60 ihtilalinden sonra biraz gözümüz açılır gibi oldu. 60 ihtilalinde öncesi zaten pek öyle Demokrat Parti döneminde İslami falan diye bir şey yoktu. Bir Hür Adam diye bir gazete çıkardı. Sinan Omur diye birisi çıkarırdı. Ve onun gazetesini okursanız Halk Partisi kafir, Demokrat Parti Müslüman partisi idi. Sadece onu işlerdi yani. Devamlı onlar mübarek, onlar zındık taifesi gibi. Fakat 27 Mayıs oldu, bu iş bitti. Ben tabii Ankara'daydım Said Nursi vefat ettiğinde. Ankara'da hatta dediler ki Said Nursi gelmiş şeye, Erciyes Oteli'nde, Anafartalar Caddesi'nde. Bir göreyim dedim, gittim. Orada yukarıda böyle bir duvarın kenarında bir yükseklik vardı. Oradan yukarıya çıktım. Oradan baktım da tabii demek ki 15 yaşındayım yani. Bize de Şemsiye falan, şimdi tabii Risale-i Nur talebeleri Said Nursi'nin fotoğraflarını her yerde, yakışıklı fotoğraflarını koyuyorlar. Said Nursi resim falan çektirmezdi. Hatta yüzünü kapatırdı çekilmesin diye. Ve etrafındakiler de hemen şemsiye açarlardı. Ve son işte demek ki Mart'ın 20'si falan olsa gerekti, 60'ın. Yani 27 Mayıs'tan 2 ay kadar önce. Orada çıkarken, otelden çıkarken Said Nursi'yi o zaman gördüm. Az bir gördüm o şemsiyelerin arasından. Sonra bir arabaya bindirdiler. Urfa'ya gitti. Orada vefat etti. 2 ay sonra da 27 Mayıs olduğunda yani vefat etmeseydi herhalde ona çok çektirecekleri vardı şeylerin. Darbecilerin. Tabii. Nitekim sonra bir gece oradan mezarından çıkardılar. Attılar bir yere. Kimisi Tuz Gölü'ne dedi. Kimisi Akdeniz'e denildi. Cesedi atıldı denildi. Yani öyle bir şey. Ama 61'in
O dönemde birdenbire 27 Mayıs olduktan sonra piyasa solcu, tam böyle Marksist değil ama solcu şeylerle, fakir fukara edebiyatı, fakir fukaraysa vallahi ben fakirliğin dibinde idim yani, o yoksulluğun içinden geldim. Ankara'ya gelirken dediğim gibi ayağımda Karadeniz'in kara lastikleri vardır böyle. Onlarla bir, şimdiki gibi böyle sağlam çoraplar bile olmadı, pamuk çoraplar vardı. Kara lastiğin içinde bir giydiğimizde parmaklar çıkardı akşama, delinirdi ona da. Yani öyle yoksulluğun içinden gelmiş birisi olarak. Ama baktım, yani varlıklı ailelerin çocukları ilginçtir. Kimdi o? İdris Küçük Ömer'di galiba. Dedi ki, yani Türkiye'de bir çarpık bir şey vardır. Aslında solcu olması gerekenler sağcı oluyor, sağcı olması gerekenler solcu oluyor falan diye. Böyle bir şey söylemişti. Yani 80, o zaman tabii 70 yıllık da değil, 40 yıllık henüz. 40 yıllık iktidarlarını koruyabilmek için o zaman artık 27 Mayıs'tan sonra toplumu sol edebiyatla ayakta tutabileceklerini mi düşündüler, ne yaptılarsa bilmiyorum. Ve yazılar, yayınlar falan, ya eğer solculuksa bizim solcu olmamız lazım. Fakat onlar da gördüğümüz genel olarak bir dine tepeden bakma, dindar kitlelere tepeden bakma. Ben köylü çocuğuyum ve yani annemiz babamız namazında niyazında öyle insanlardı. Onlara bir türlü ısınamadım. Yani söyledikleri sözlere de, çünkü baktım yaşadıkları tarz, yaşadıkları çevre, kendi yaşayış tarzları benim dünyamdan çok uzaklar. Onun için hiç, ama o sırada ilk olarak rahmetli Yaşar Tuna göründü sanıyorum. İslam'da Sosyal Adalet diye bir kitabı çıktı. Seyit Kutup'tan tercüme. Daha öncesinde yabancılardan tercüme falan pek olmazdı. Şimdi biz ise İslam deyince ne biliyorduk? Bir takım fıkıh kuralları. Abdest şöyle alınır, işte şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Efendim el böyle bağlanılır vesaire. Bu yani İslam bundan ibaretti. Fıkıh kuralları, fıkıh küçümsemek için söylemiyorum. Elbette bunlar bir disiplini gerektirir. Ama ne zaman ki onu okuduk, Allah Allah. Baktık bizim yani solcuların söylediği işte adaletin sosyal planda gerçekleştirilmesi gibi projelerine İslam'dan cevaplar veriyor adam. Ayetlerden, Hazreti Peygamber'e. Ve o zaman Konya'ya gitmiştim. İlk memuriyetim orada. Konya'da daha böyle bir şey. Baktık orada milliyetçiler, milliyetçi hareket diye bir şey gelişiyordu ama milliyetçilerin en hızlı kalemi de isim vereyim yani mesele değil, vefat etti ama şeydi o zaman kalem olarak Nihal Atsız'dı. Nihal Atsız'ın Milli Yol diye bir dergisi çıkarıyordu veya kendisi mi çıkarıyordu veya da kimdi bilmiyorum ama o dergiyi, o dergide bir yazısı vardı. Baktım Hazreti Nuh kıssasıyla ilgili Kur'an'da bir şey var. O Kur'an'daki ayeti Hazreti Nuh'un işte gemi yapıp inananları davet etmesi var. Onunla alay ediyor. Çok tuhaf bir şey. Onları tekrarlamak bile istemiyorum yani. Dedim, hatta orada bir abimiz vardı, doktor abimiz. Allah rahmet eylesin, Ahmet Sait Uğurlu diye. Deli Ahmet derlerdi Konyalılar ama bazen delilikle velilik arasında derler, hani bir bıçak sırtı gibi ince bir şey vardı. Dedim, abi dedim, biz de daha genç. Abi dedim ya, biz milliyetçiyiz diyoruz da kendimize. Gerçekten bu. Ha, o zaman ilk olarak isim değiştirildi. Muhafazakarlık söz konusu edilmeye başlandı. Türkiye Muhafazakarlar Derneği diye bir dernek kuruldu. Hı. Hatta Bursa'da bir kurultay yapıldı. 1963 falan. Yani o sırada da bize en yakın şey biraz Yeni İstiklal vardı. Evet, Şevket İlgin'in. Ama orada da Cevat Rıfat Atilhan diye acayip bir yani Orta Doğu Hitler denilebilecek tipte. Her şeyin altında bir Yahudi arayan, işte Türkçülüğü ise sonuna kadar şey yapan, Türk oğlu işte düşmanını tanı işte şurada falan yani devamlı. Enteresan yani karışık duygular içindeydik. Sonra 1960
Tabii o sırada Adalet Partisi, Menderes'in idamı vesaire, Menderes'in idamı tabii çok büyük toplumu şoke eden bir hadiseydi. Hiç itiraz falan olmadı ama şimdi düşünün ki Menderes'in 69'da, 59'da, 1959 Şubat'ında Kıbrıs Anlaşması'nı imzalamak için, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortaya çıkaran anlaşmayı imzalamak için Londra'ya gidişi vardır. Londra'da İngiliz Başbakanı ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis vardı. O bunlar. Oradan bildi, geliyor bir şeye, uçağa binip gelirken, uçak tabii şimdiki uçaklar gibi değil, bir şeyde siste bir dağa çarptı. Epeyce 13-14 tane yüksek rütbeli subaylar, bakanlar, MİT müsteşarı o zaman kimdi birileri falan vardı. Bunlar öldüler. Menderes yaralı olarak kurtuldu. Şimdi Menderes'in yaralı olarak kurtulmasından sonra tabii milletin ya uçaktan düştü, ölmedi. Evliyaullah'tandır bu falan demeler başladı. Yani hemen de halkımızın bu şeyleri böyle. Ondan sonra tabii bir ay sonra falan tedaviden sonra geldi. İstanbul'a gelişinde düşünün ki havaalanından şehrin merkezine gelinceye kadar yüz binler karşıladı ve 15-20 kişi ezildi dediler. O kalabalıkta öldü, can verdi dediler. Herkes Menderes gibi evliya değil. Şimdi İstanbul'da birkaç gün bekledikten sonra Ankara'ya gelecek, trenle geliyor Ankara'ya. Ankara'ya 2 günde gelebildi. Çünkü bütün istasyonlarda duruyor tren, on binler toplanmış, halk kurban kesiyorlar, tekbir sadaları falan, yani böyle. Ve nihayet Ankara'ya geldiğinde düşünün ki ben de Ankara'da o karşılayanların arasında kalabalığın içinde bir genç veya çocuk yaşında birisi. En başta kim var? İsmet Paşa. Menderes'i karşılayanların başında İsmet Paşa. Yani çünkü büyük bir hadiseyi geride bırakmış, gelmiş. O kazayı atlatmış. O kadar generaller, bakanlar, şunlar bunlar öldüler. Bir o kaldı. Ve yüz binlerin karşıladığı Menderes 27 Mayıs'tan sonra yargılanırken ve dar ağacına götürülürken tek kimse hiç çıt çıkmadı. Sadece insanlar, ben Konya'daydım mesela Menderes'i idam edildiğinde, öğle vakti sabahın gazeteleri gelirdi. Saray Meydanı diye valiliğin önünde bir yer var. Oraya gazeteler geldiğinde kapış kapış millet, öyle para ödemek falan yok. Artık giderdi o nasıl. Herkes gazeteyi alır. Gazetenin birinci sayfasında ordu tarafından verilmiş bir fotoğraf. Yüzü değil ama arkadan beyaz gömlek giydirilmiş, eli arkadan bağlanmış dar ağacına doğru giderken ki bir resmi birinci sayfadan. Millet sokak aralarına gider, kimse görmesin bizi diye orada gizli gizli ağlarlardı. Ama öbür tarafta da Halk Partisi, bunu söylemek zorundayım, partiyi şeyine getirmek istemiyorum ama davul zurna çalardı, eğlenceler yaparlardı. Yani astık. Yani öyle şoke eden toplumu gerçekten çok büyük bir şok idi. Ondan sonra Menderes öyle gitti, Menderes ve arkadaşlar. Kaldı ki o çok feci bir şekilde. O yargılamalar zaten yargıda şeyin başındaki adam Salim Başol diye bir şey vardı, derdi. İtiraz ediyorlardı. Ya böyle yargılama olmaz. Ceza mahkemeler usulüne aykırıdır denildiğinde mahkeme reisi diyordu, Yüksek Adalet Divanı Başkanı olarak. Ne yapalım? Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Aynen bu cümleyi kullanırlar. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Açık ki idam edilecek. Ve ettiler sonunda. Yani o şartları, bütün o şokları o şartlar altında yetişmiş, o şokları yaşamış birisi olarak biraz biraz sanki, halbuki önceden İsmet Paşa tarihten gelen bir isim, kitaplarda resimlerini görürdük falan. O İsmet Paşa büyük adamdı falan. Fakat orada İsmet Paşa falan ve rejimin o Kemal Paşa, İsmet Paşa hikayeleri falan gözümüzde şöyle bir silindi. Daha sonrasında yine bu Demirel'in etkisinden bahsediyorsunuz, bir röportajınızı okumuştum. Sonra Milli Görüş'e geliyorsunuz. Milli Görüş'e 1970'lerin başında. Tabii o Demirel tabii Adalet Partisi kuruluyor, Demokrat Parti'nin yerine bir yerde. Adalet Partisi milliyetçi muhafazakar kitleleri ve Menderes'in mirasçısı diye. Geniş kitleler
O tarafa yöneldiler. Bir de Ekrem Alican'ın Büyük Türkiye Partisi vardı ama o fazla etkili olamadı. İsmet Paşa başbakan oldu 3,5 sene kadar. Ve Demirel'den önce tabii Ragıp Gümüşbala diye bir orgeneral vardı. Emekli orgeneral, Genelkurmay Başkanlığından alınmıştı. Adalet Partisi'nin genel başkanıydı. Ondan sonra o öldü. Yerine şey gelecek. Yeni bir başkan seçilecek. Bir anda tabii biz bu arada Büyük Doğu'yu takip ediyoruz. Büyük Doğu da zaman zaman çıkıyor fırsat buldukça. Ve Büyük Doğu baktık Saadettin Bilgici Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na işte Koca Reis, işte Müftü oğlu vesaire ve bir kardeşi vardı. Neydi? Emin Bilgiç mi neydi? O da eski Türkçülerden falan yani milliyetçi, muhafazakar karması bir şey olabilir diye, tutturulur diye. Süleyman Demirel ise masonluğunu hemen ilan ettiler. Masondur falan. Belgeler yayınlandı. Doğru muydu, sahih miydi bilmiyorum ama o geldi kongreye geldi. 64 Eylül veya Ekim'inde kongrede tabii önce bir Amerikan başkanı o zaman Kennedy öldürülünce onun yerine geçen Lyndon Johnson vardı. Johnson'la kol kola bir fotoğrafı var. Süleyman Demirel'in bir onu yayınlıyor. Bir de masonluğu nasıl şey yapacak? Masonluk iddiasını nasıl etkisiz hale getirecek? O bir problemdi. Onu geldi. Çok ilginç bir cümle kurdu. Kurnazdı Demirel yani. Hiç masonluğuna, masonluk iddialarına değinmedi. Dedi ki ben evinde Kur'an okunmadan sabah kahvaltısı yapılmayan bir ailede büyüdüm. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Ve ben köylü çocuğuyum ve İslam köylüyüm. Bitti. Ve İslam kelimesini belki de politik alanda ilk kullananlardan birisidir Süleyman Demirel. Menderes'in öyle bir şeyi yoktu. Menderes sadece İstanbul'a geldiği zaman bir Eyüp Sultan'a giderdi. Eyüp Sultan'da halılar eskidiyse halılar yenilenir. Bu bütün Türkiye'ye hemen yayılırdı. Eyüp Sultan caminin halılarını yeniletmiş Menderes diye. Onun dışında öyle İslami motifler falan pek yoktu. Ama Süleyman Demirel 64'te ilk olarak bunu söylediği zaman biraz kendimize arkasından Türkeş sürgüne gönderilmişti 27 Mayıs'tan 6 ay 8 ay sonra Milli Birlik Komitesi içindeki bir bölünmede Türkeş ve 14 arkadaşı, onlar 14'ler diye o da Hindistan'a gönderilmişti. Hindistan'dan geldi Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi vardı. Onu ele geçirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü onu. Ve şimdi Süleyman Demirel İslam'dan bahsederek yolu açtığı zaman Türkeş ondan geride kalmadı. Biz dedi Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Öf! Bir genç insan 22 yaşında, 20 yaşlarında düşünün. Artık 65'lerde. 20 yaşlarındaki bir genç için müthiş bir söz bu. Dedik. Türkeş'e doğru fakat biraz işte 61'lerdeki o Nihal Asız'dan kalma Kur'an'la alay eden, Kur'an kıssalarıyla alay eden anlayış zihnimizde hala. Sonra zaten Milliyetçi Hareket Partisi içinde de Bozkurtçular ve Üç Hilalciler diye bir bölünme oldu. Üç Hilalciler İslami kanadı temsil ediyordu. Faruk Akgülah mı ne vardı birisi vardı Adana tarafından etkili birisiydi galiba. Türkeş ortada denge unsuru gibiydi falan ama arkasından işte Necmettin Erbakan'ın merhumun Odalar Birliği Başkanlığı hikayesi çıktı. Odalar Birliği aslında bunlar küçük gibi şeyler ama bizim hayatımızı, fikri hayatımızı şekillendiren şeyler bunlar. Çünkü Odalar Birliği bizi ne ilgilendirir diyebiliriz. Ama ilk olarak orada Erbakan çıktı dedi ki bu zamana kadar Türkiye'nin imkanları İstanbul sermayesine tahsis edildi. İstanbul sermayesi de bir avuç mutlu azınlığın, hatta ona biraz da mutlu azınlık deyince bizim şeyler mutlu ve putlu azınlık diye getirdiler. Mutlu ve putlu azınlığın elindedir. Tabii onu biz biraz daha şeyde işte 3500 gayrimüslim unsurları sayarak onları geçelim falan filanların elinde diye. Anadolu sermayesi yok.
Öyleyse devletin imkanları Anadolu sermayesine aktarılacaktır denilince o tehlikeli bir söz söylendi. Ve birisi gitti dava açtı. Seçimler Odalar Birliği seçimleri yanlıştır diye, kanunsuzdur diye. Danıştay kanuna uygundur diye karar verdi. Fakat Süleyman Demirel başbakan olmuştu. 66-67'deydi galiba. 67'deydi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay oldu. Cemal Gürsel'in şeyinden sonra, uzun 7 ay süren komasından sonra Genelkurmay Başkanlığından Cevdet Sunay'a getirmişler. Cevdet Sunay'la Süleyman Demirel ikisi de dedi ki Danıştay'ın kararını gazeteler, medya denilmiyordu o zaman, matbuat yanlış okudu. Orada aslında Danıştay kararına göre Necmettin Erbakan'ın başkan olmadığı anlaşılıyor diye bir yorum yaptılar. Ve polis de gitti, baskın yaptı. Erbakan'ı çıkardı oradan. Bununla biz bir yerde Anadolu sermayesi ve Anadolu'yu sömüren bir avuç mutlu ve putlu azınlık hikayesi. Bizim şekillenmemiz ister istemez saflarımız belli olmaya başladı. Yani o kadar belli bir, ben mesela İmam Hatip kökenli falan da değilim. Öyle bir hani İslami bir formasyon almış diyelim. Köyümüzde belki ilkokuldan önce veya ilkokuldayken biraz Molla Ahmet diye birisi vardı, ta dedemin arkadaşlarından. Ondan belki biraz Elif Cüz'ü falan okurduk ama o kadar. Yani onun için o dönem 67'de Erbakan'ın ortaya çıkışı bizi bu sefer Türkeş'in Tanrıdağ'a kadar, Türk kadar, Hiradağ'a kadar Müslüman'ın sözünden de. Ama bir de... Sizinki Hazreti İbrahim'in yolculuğuna benzemiş. Ondan sonra, yalnız Samsun'da da bir arada burada şu var. Samsun'da da bir gazete çıkıyor. Hiç böyle rengi falan belli olmayan bir gazete, adından da anlaşılacağı üzere. Türk Kanı gazetesi. Gazetenin bir tarafında, bir şeyde, logonun sağında Mustafa Kemal'in işte Türklük aleminin en büyük düşmanı komünizmdir, her görüldüğü yerde ezilmeli cümlesi var. Sol tarafında, logonun, manşetin sol tarafında ise Said Nursi'nin bir cümlesi var. Türkler, riyaset Türklere mahsustur. Efendim, Kürtler ancak bu kuvvetli bedenin kuvvetli bazıları hükmündedir falan. Çok da hoşumuza giderdi önce ya. Yani demek ki bize kopya veriyor yani. Hem de bazıları Said-i Kürdi falan da derlerdi ama yine de ilginçti yani. 1959-60'larda daha bunları orada bir özgüven veriyordu herhalde. Allah Allah falan. Ama sonra baktık bu yanlış bir şey. Bu yani Türk-Kürt falan diye yani ayrım yapmak insanları. Çünkü sonra biraz daha şey yaptığımızda işte 65'lerde yavaş yavaş bazı şeyler okurken hatta bir gün 67'de hukuk fakültesindeyken Tarık Zafer Tuna'ya bir derste bir şey söyledi. Dedi ki, evet dedi, İttihatçılar, İttihat Terakkiciler İslamcıların üzerinden bir buldozer gibi geçmişlerdir diye. Ama benimseyerek de o havayı. Yani bir daha başlarını kaldıramazlar şeklinde. Ve zaten 800 kişilik amfi vardı büyük amfide, hukuk fakültesinde. Yani %80'i aşağı yukarı solcu ve internasyonel marşını falan söyleyen çocuklar komünistlerin. %15 kadar falan da ülkücü bir şeyler söylerlerdi. Biraz da ey amca tipi falan denilirdi. Biraz da böyle namaz falan. Zaten bir tane bile örtülü kızımız olmazdı. Ve ben bakardım acaba bunların içinde şöyle bir kendime yakın kimi bulabilirim diye. Giderdim mesela filanca herhalde bir giderdim. Affedersiniz geçen haftaki derse gelmemiştim. Onun notlarını verir misiniz bana bir not alayım diye. Verirlerdi. Gider iade ederdim. Allah razı olsun. Allah razı olsun demeyin. Yani korkumuzdan yani böyle Allah razı olsun falan açıktan söylenmesi mümkün değil. Hatta Servet Armağan vardı. Doçentti o zaman.
üniversitenin bahçesinden geçerken ona selamun aleyküm derdim. Biliyorum çünkü onun, o beni tanımıyor ama ben onu tanıyorum. Mütedeyyin bir zat olduğu, ailesi falan Fatih'te görürdüm. O da başını sallardı. Sonra ben her zaman böyle giderken onu gördüğümde selamun aleyküm derdim. O da başını sallardı. Sonra demiş ki ya bu arkadaşa söyleyin, yanımdan geçerken başını sallasın. Ben anlarım. Ben anlarım. Ben içimden aleyküm selam derim ama orada selamun aleyküm diyor, ben başımı sallıyorum olmuyor falan demiş. Tabii yani enteresan böyle bir dönem. Şimdi 70'lerin başına doğru gelecek olursak, 70'ler... Şimdi işte o dönem Erbakan'ın 67'ler, 68'ler ve 69 seçimleri vardı. 69 seçimlerinde Erbakan doğrudan doğruya Adalet Partisi'ne girdi, kaydını yaptırdı Konya'da. Ama Süleyman Demirel veto etti. O da hemen bağımsız olarak seçimlere katıldı. Bağımsız olarak işte o Hüseyin neydi? Hüseyin Tokat milletvekili, Hüseyin soyadını unuttum. Bir de Hüsamettin Akmumcu vardı, Isparta milletvekili. Üç kişi Milli Nizam Partisi'ni kurdular ama Milli Nizam Partisi üç kişilik bir şey olarak meclisi bir yerde tip Türkiye İşçi Partisi'nin işte Çetin Altanlar, şunlar bunlar var. Onlar Marksist söylemlerle meclisi sarılıyorlar. Mehmet Ali Aybarlar vesaire. Ve onun karşısında da üç kişilik Milli Nizam Partisi var. Aynı şekilde meclisi haliyle bizi heyecanlandırıyordu. Ve bizim o günkü birçok bilmediğimiz konuları veyahut da söyleyemediğimiz konuları meclis kürsüsünden söyleyebiliyorlardı. Ki mesela İstanbul Kongresi yapıldığı zaman Milli Nizam Partisi'nin şeyde Yeni Kapı'da orada bir şey düğün salonu muydu veya gazino muydu neyse Çakıl Gazinosu mu ne vardı orada. Orada 5000 kişi kongre bitti. Hatta Eşref Edip falan vardı. Efendim Eşref Edip var mıydı bilmiyorum ama Mahir İz vardı vesaire. Erbakan Hoca geldi. Hadi ondan sonra kongre bitti. Yani binlerce insan kol kola girip Aksaray'dan düşünün Saraçhane'ye doğru geliyoruz. Saraçhane'den de Fatih Camii'ne doğru geliyoruz. Abdurrahim Karakoç'un meşhur Hür Dünya'nın göbeğine Hak Yol İslam yazacağız, memurun masasına, generalin bilmem nesine, paşaların bilmem nesine falan diye Hak Yol İslam yazacağız diye. Ama her birimiz bu marşı boğazlarımız heyecanlanarak böyle şeyde bir adeta ağlayacak sevinçten bir gücüz. Ve belki 5000 kişi yürüyoruz etrafımızda. 150-200 kadar polis var. Pek ciddiye almıyorlardı. Hatta sonra birisi Erbakan'la karşılaşmamızda Almanya'da birisi dedi ki ya hocam eskiden dedi bize hiç baskı yapmazlardı dedi. Şimdi niye baskı yapıyorlar? 98'deydi bu. Dedi ki sen ne diyorsun Selahattin dedi hoca. Dedim hocam bakın ben size bir şey anlatayım dedim. O oradan çıkarsın dedim. 71-72'lerde Aksaray'dan yürüyorduk. Binlerce insan Hak Yol İslam yazacağız Türk'ün anayasasına falan diye bu marşı okuyarak geliyorduk. Ve etrafımızda 150 kadar polis vardı. Şimdi dedim Hak Yol İslam yazacağız diye bir marş okumaya kalkışacak olsak tankları getirirler. Yani dedim buradan anlasın. O zaman ciddiye almıyorlardı. Tehlike olarak görmüyorlardı. Şimdi ise tehlike ama 1970'ler çok heyecanlı. Ama tabii manipüle edilen taraflar da yok değildi. Bazı iki taraflı da yani bir yerde Bugün gazetesini Şevket Ege çıkarıyordu. Sabah da biraz onun elindeydi. Ve sabah namazları icat etmişti. İcat diyeyim, o kelimeyi kullanayım. İcat etmişti Şevket Ege. Ve bazen mesela filanca gün sabah namazı Edirne Selimiye Camii'nde kılınacak. On binler gidiyordu otobüslerle. Hadi İstanbul'da Sultanahmet'te kılınacak. On binler toplanıyor. Hatta Sultanahmet'teki sabah namazında düşünün ki 50 bine yakın insan, her taraf bütün meydan dolmuş, sabah namazı kılınacak. Çetin Altan ve İlhan Selçuk'un hiç unutmuyorum yazıları vardı. Diyordu, bunlar gericiler toplanmışlar Sultanahmet'te, onlara aslında
Bir tane tank lazımdı. Bir tank gönder, iki tane şey atsın, bak nasıl çil yavrusu gibi dağılıyorlar diye. Daha başkaları da vardı da böyle. Onlar özellikle o dönemin en sivri kalemleriydi. Ve yani böyle bir taraf gerdiriyor, öbür taraf tehdit ediyor orduyu. Tabii 27 Mayıs olduğunda bir de şu var. Onu da parantez içi aktarayım. 27 Mayıs'tan hemen 3 gün, 4 gün sonraki bir şey, Time dergisi, Amerikan Time dergisinin şeyi var, işte Türkiye'de askeri darbeyle ilgili bir fotoğraf var. Sultanahmet Camii'ne doğru çevrilmiş bir tank namlusu. Tank ve namlusu. Yani okuyucunun üzerindeki etki şu. Yani İslam'ın mabedine karşı askerimiz uyanık. Kemalist rejim, laik rejim, laik cenah veya laik taife diyelim. Yani tankıyla, topuyla uyanık vaziyette. Yani ister istemez bunlar küçük küçük şeylerdi ama verdiği mesajlar, onların da zaten o fotoğrafı seçerken gelişigüzel bir şey değildi. İşte öyle seçtiler. Sonra biz 1972'lere doğru Erbakan İsviçre'ye gönderilmişti önceden. Sonra geri döndü. Ve 73 Ekim'inde seçim yapılacak. Cumhuriyet'in 50. yılı. Belki ilk olarak Cumhuriyet tartışması o dönemde köylere kadar. Cumhuriyet 50 yılda ne getirdi, ne götürdü bize, bizim toplumumuza diye. Bu çok yoğun şekilde köylerde, özellikle köyler deyince de şimdiki gibi %30'u köylerde yaşayan bir ülke değil. %70. %70'i köylerde yaşayan bir şey. Ve o zaman tabii Süleyman Demirel ve Milli Selamet Partisi için, Milli Selamet Partisi kurulmamıştır, kurdurulmuştur diye söylüyordu. Çünkü bizim iktidarımızı önlemek için diye. Belki yani generaller de zaten onun için yapıyorlar. Çünkü Süleyman Demirel güçlü şekilde geliyor. 71'deki askeri darbeden düşürüldükten sonra şimdi askerle hesaplaşacak. Nitekim sonunda da dedi, ben askerle iki defa savaşa girdim. Bir 71'de, bir de 80 ihtilalinden sonra da Büyük Türkiye Partisi diye bir parti kurmuştu. 20 gün sonra kapattı Kenan Evren. Ondan sonra ben iki defa askerle savaşa girdim. Sonra anladım ki askerle savaşılmaz. Teslim oldu. Sonra da Cumhurbaşkanı oldu. Askerin başkomutanı durumuna geldi. Yani rejim de o da. Ondan sonra Süleyman Demirel o zaman bunu iyi kullandı. Ama 48 milletvekiliyle devreye giriverdi şey. Meclise. Şimdi mecliste Süleyman Demirel dedi, işte bizim iktidarımız önlenmiştir. 190 milletvekili, 210 milletvekili de Ecevit Karaoğlan diye, Dağtaş Karaoğlan yazılı ve 48 milletvekili de Milli Selamet Partisi. Milli Selamet Partisi'nin devreye girmesi, Süleyman Demirel dedi, millet bize muhalefet vermiştir. Biz iktidar olmayacağız. İktidara herhangi bir şekilde hiç kimseyle koalisyon yapmayacağız. O zaman ne olacak? Kaldı ortada Ecevit'le Erbakan. Şimdi acaba olur mu, olmaz mı derken Mümtaz Soysal bir yazı yazdı. Niçin olmasın diye Milliyet'te. İlk olarak o açtı. Ve hatta Bedri Koraman diye birisi vardı. Siyasi karikatürler çizerdi. Milliyet'te kocaman yarım sayfa bir şey yaptı. Üstü kapalı, göğsüne kadar kapalı bir şey. Bir kadın figürü diyelim, resmi, altı mini etekli falan, şimdi niçin olmasın diye. İşte böyle bir, yani Milli Selamet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi. İsmet Paşa hayatta henüz, İsmet Paşa'ya soruyorlar, İsmet Paşa şiddetle karşıydı. Ve Milli Selamet'in içinde de bölünme vardı. Erbakan Hoca, meşruiyetin kabul ettirilmesi, sistemin içine girerek 50 yıl sonra. Ona dikkat ediyordu. Şey ise gördük ki yani ben de karşıydım aslında. Yazı yazıyorum ama Sabah gazetesinde diyordum, biz de toplantılara çağırıyorlardı. Fatih'te şurada burada. Diyorduk yani 19 Mayıs'ı ne yapacak bizim şeylerimiz? Hadi Eğitim Bakanlığı'nı alalım. Maliye'yi şunu ne yapacak, şunu ne yapacak? Hele eğitimi ne yapacağız? Hep yani bizim rahatsız olduğumuz konularda ne olacak? Ama Erbakan Hoca sana ikna etti.
koalisyonu kurdu. Hatta İsmet Paşa uyanırdı şeyden, komaya girer, sonra uyanır, hükümet kuruldu mu diye sorar. Kurulmadı derlerdi. Sonra hükümet yine o uykuya dalardı. Sonra görmeden vefat etti yani şey, kurulduğunu görmeden. Bu dönemdeki sizin yayıncılık faaliyetlerine biraz gelecek olursak, yani o dönem mesela Milli Gazete'de yazıyorsunuz, sonra daha Sebil o zaman, var. O zaman Sabah'tayım. Daha Milli Gazete yok. Milli Gazete kaçta başlıyor? Yeni kurulmuştu. Milli Gazete yeni kurulmuştu ama Milli Gazete aslında Milli Gazete'nin kuruluşunda şöyleydi. Milli Gazete gazete değildi. Parti bülteni denilirdi. Onu bazıları aşağılamak için kullanırlardı ama gerçekten de parti bülteni olarak çıkmıştı. O da şöyle. Denildi ki şimdi parti teşkilatlarına mektuplar gönderiliyor. Dünyanın parası ödeniyor. Parası yok bunların doğru dürüst içeyin. Dediler her bir teşkilata devamlı şeyler gönderileceğinde. Ya dediler onun yerine biz bu mektuplarda, yazılarda şey yazmıyoruz zaten. Kanuna aykırı bir şey yazmıyoruz. Onu biz şey yapacak olsak, bir gazete çıkarsak da 50 kuruş posta parası vereceğimize, 50 kuruş sanıyorum posta şeyi, 25 kuruş gazeteyi bir gazete olarak gönderelim. Yani ondan da 16 kuruş mu ne alıyorlardı postanelerde dağıtım parası olarak. O şekilde olsa daha iyi olmaz mı? Nitekim öyle yaptılar. Tam parti bülteni olarak çıkmak üzere çıkarım. Hem de fikirlerimizi yiyen bir gazete olur. Fena fikir değildi. Sonra anıklarıdır olarak dediler ya parti bülteni gibi. Zaten parti bülteni olarak çıkmak üzere çıkarılmıştı. Sonra işte Sabah gazetesinde Bab-ı Halide Sabah'tan ayrılmak durumunda kaldım. Orası çünkü Süleymancılı denilen kesimin eline geçmişti. Orada da bir müddet devam ettim ama sonra onlar Türkeş tarafına yatınca baktılar aramızda bir problem var. Ben sonra Erbakan Hoca çağırdı, Ankara'ya gittim. Sen dedi Sabah gazetesinde güzel yazılar yazıyordun muhterem kardeşim dedi. Efendim şimdi dedi Milli Gazetemizde yazacaksın dedi. İyi dedik. Derken, bu arada siz mesleğinizi icra ediyor muydunuz? Tabii. Yani ben, avukatlık ya da... Yok avukatlık yapmıyorum. Siz sağlık memuru. Ben kamu teşkilatında hala şey yapıyorum. Ben avukatlık stajını da yaptım ama hiç avukatlık falan yapmadım. Hukukla ilgilenmedim. Çünkü o ayrı bir fasıl. Ama yani 74'te 73 tabii ben daha Sabah gazetesinde yazarken Sabah gazetesinde bu Kıbrıs meselesi 74'te Kıbrıs'a çıkarma yapılması. Ondan sonra Ecevitçiler bir miğfer giydiriyorlar Ecevit'e. Barış güvercini bir taraftan Ecevit ama bir taraftan da miğferli bir barış güvercini. Erbakan hiç yok. Erbakan ise haliyle bunu biz yaptık ya. Biz karar verdik. Orduyla biz işbirliği yaptık vesaire derken sonra Ecevit'e birileri akıl verdi galiba. Şu an tam zamanıdır. Hükümeti boz, seçime gir, kesin kazanırsın. O da buna yattı, tamam dedi. Bir gazeteciler cemiyetinde bir toplantı yaptı, ben de katıldım. Herkes sorular soruyor, önce konuşmasını yaptı. Ben de 5-6 tane soru sordum. Sorulardan, okkalı sorulardı ama. Dedim ki, çünkü Kıbrıs meselesi üzerine NATO'dan çekildi Yunanistan. NATO seyirci kaldı Kıbrıs'a müdahaleye diye. Hemen Ecevit dedi ki NATO'da meydana gelen boşluğu, Yunanistan'ın ayrılmasıyla meydana gelen boşluğu biz doldururuz. Sorunun birisi buydu. Dedim ki NATO emperyalizmin bir sömürge gücü olarak ortaya çıkmış bir kuruluştur. Sadece Doğu şeyine karşı, blokuna karşı değil. Bunun yerini dolduracağız derken, böylece de emperyalizme hizmet etmiş olmayacak mısınız diye, tabii okunduğu zaman biraz bocaladı. Ben dedi, emperyalizmin sömürge gücü demedim hiçbir zaman NATO'ya dedi. Onu ben diyorum dedim. Baktılar, Allah kim bu ya da genciz de tabii. Faizleri dedim, ikide bir faizlerin arttırılmasını şey yapıyorsunuz. Faizler yükseliyor çünkü. Savunuyorsunuz. Kapitalizmin tarih boyunca en sürekli sömürü aracıdır faiz. Siz ise
faizleri yükseltiyorsunuz ve savunuyorsunuz. Ona da dedi, bu dedi bütün Müslüman ülkelerinde dedi, bu böyledir dedi. Yani faize karşı çıkarlar ama faiz vardır dedi. Ben ilke olarak soruyorum dedim. Sonra bir soru da şuydu, dedim ki son günlerde ikide bir biz Kıbrıs'a fetih niyetiyle gitmedik. Biz barış götürmek için gittik oraya diyorsunuz. Fetih sanki çok kötü bir şeymiş gibi. Halbuki şu anda da üzerinde bulunduğunuz İstanbul'da bir fethin neticesinde bulunuyorsunuz. Yani fetih bu kadar mı kötü deyince bu arkadaşım kimdir göreyim dedi, kalktım. Dedi, çağ dışı bir soru bu dedi, buna cevap vermeyeceğim dedi. Millet alkışladılar falan. Sonra gazeteyle de aramız biraz, ya bu dediler daha çok işte o NATO düşmanlığı falan ve böyle şeyler. Daha çok solcuların, komünistlerin soracağı sorular, niye siz sordunuz orada? Ben dedim onu kendi adıma sordum, gazetenin adına sormadım dedim, merak etmeyin dedim ama baktım eyvallah, oradan çekildik yani. Ondan sonra Milli Gazete'ye geçtim. Milli Gazete'deyken Sebil'e de davet etti Kadir Mısıroğlu. Sebil'in bu ilk zamanlarından beri yazıyorsunuz ve çok yoğun yazılarınız var. Yani o herhalde en fazla yazan yazarlardan bir tanesiniz Sebil'de. Yani o dönem 78'e kadar. Evet, 78'e kadar. Yaklaşık 2,5-3 sene. Evet. Sebil'i siz yani kurulduktan sonra davet edildiniz yoksa? Davet edildim, sonradan davet edildim. Yani ben Kadir Mısıroğlu'nun şeyini okurdum ama bizzat bağım yoktu. Aşinalığım da yoktu. Rahmetli Sedat Yenigün kardeşimiz vardı. O davet etti. Dedi, ya gel dedi, orada da yaz. O, senin orada da yazmanı istiyor dedi falan. Peki gittik, tanıştık. Orada da haftalık yazdılar. Tabii Şevket Ege abi bazen gırgır geçerdi derdi. Bizim tabii televizyon falan yeni devreye giriyor artık Türkiye'de. Benim evde de televizyon falan yok. Bir gün Şevket Ege abi bir yere gittim. Enderun vardı Beyaz Saray'da. Enderun'a gittim. Ah geldi kılıçlaşan kalemlerden birisi dedi. Nedir bu dedim, bilmiyorum. Meğer Kadir Bey, Sebil kılıçlaşan kalemleriyle falan diye bizim de ismimiz varmış o kılıçlaşan kalemler. O, her zaman gır gır geçerdi Şevket abi. Derdi, ah geldi kılıçlaşan kalemler. Yok abi derim, bu kılıç kalkan ekibinin kılıçlaşan kalemi gibidir, alüminyumdur, kesmez, korkma falan diye takılırdık yani öyle bir. şimdi... O dönemde tabii Milli Gazete ve tabii bizim sabahtaki bir yazımdan dolayı Korutürk egzantrik İslamcılar diye bir deyim kullanmıştı. Ben de Korutürk ve din anlayışı diye bir yazı yazmıştım. Ondan dolayı hemen 163'ten dava açtılar ve savcı çağırdı. Gitti baktı gencecik birisi. Kardeşim dedi ben inanıyorum ki dedi bu 163 gibi maddeler, 141-142 gibi maddeler bir gün kalkacak ama yazık olacak, hayatın sönecek. Bak ben yani üzülüyorum şimdi bu yazıyı yazmışsınız. Dergin sizin gazeteniz dedi ne kadar? Dedim 20 bin civarında, 16 ile 20 arasında tiraj. Karşınızdaki işte büyük gazeteler var, 700 bin, 800 bin ya bir hesap edin dedi ya. Değer mi dedi yani bu dedi. Bu neyin mücadelesini veriyorsunuz? Dedim eğer öyleyse etkisizse dedim şey yapmayın dedim dava açmayın dedim savcıya. Bir taraftan da çay içiyoruz. Dava açmayın o zaman dedim. Dedi ki ben dava açmayacağım da Ankara'dan veriliyor emir dedi. Dava açın diyerek. Ha o zaman dedim bizim bu az şeyler sadakımızdaki oklar az da olsa yerini bulmuş dedim. Valla ben dava açmak zorundayım dedi, mecburum dedi. Tabii dedim siz Cumhuriyet Savcısısınız, siz davanızı açın. Tabii bizi hemen iki celsede mahkum ettiler. Ve 74'te mahkum ettiler ama 74'ten sonra tabii Ecevit hükümeti bozulduktan sonra tabii seçime giremedi. Süleyman Demirel Kurt sana Kıbrıs Fatih diye seçim meydanlarına çıkartır mı seni? Erbakan da bozmuşsun hükümeti sana müsaade verir mi? Meclisten seçim kararı reddedilince Ecevit kaldı geride. Hadi hükümetler milliyetçi cephe hükümetleri işte Türkeşli Mürkeşli falan. 3 sene indiler kalktılar ama ne zaman böyle ben cezam kesinleşti benim. Yargıtay şey yaptı. Biz geliyoruz gazetede yazı işleri müdürünün odasının makamında oturuyorum. Polisler geliyor, tanıyor muydu, tanımıyor muydu bilmiyorum ama geliyorlar diyorlar ki işte filanca
burada yazarınız. Diyorum ki Anadolu'da konferanslara gitti, burada değil. Bir imzalayın şunu, imzalıyorum. Yazış yeri müdürü diye. Halbuki ben yani ben oradayım. Ben güya yazış yeri müdürü gibi yazıyorum, imzalıyorum. Ama sonunda 77'nin şeyinde Ecevit tekrar hükümet kurdu. Beni hemen aldılar içeriye 163'ten. Tamam dediler, şimdi de 3 sene sonra yakalayabilirler yani. Tabii çıktık, dışarıya çıktığımızda daha yani bir güya ıslah-ı nefs edecektik cezaevinde. Daha da bileylenmiş olarak çıkmış olduk. Yani cezaevler biraz böyledir. Öyle bir şey yani ister istemez ya inancınızdan vazgeçmiş olacaksınız, korkudan silmiş olacaksınız veyahut da daha bileylenmiş olarak. Biz inşallah öyle olduk diyelim. Ve tabii bu bir heyecan meydana getirdi. Sonra işte dışarıya çıkışta tabii cezaevindeyken şöyle bir şey oldu. Milli Gazete'de yazılar yazıyoruz. Milli Gazete'deyken bir de dediler ki abi Erbakan Hoca haber gönderdi. Selahattin'in yazılarını yayınlamayın. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hükümet ortağı Turan Feyzoğlu, o da 4. parti olarak, diyor ki bunlar cezaevinde olan adama bile yazı yazdırıyorlar. İşte bu filancanın yazısı. Ben Çakırgil imzasını o zaman kullandım. Yani içeriye girdiğimde hatta yazdım. Dedim ki bundan sonra işte bir yazı bırakmıştım zaten her an yakalanabilirim diye. Eğer yakalanırsam ondan sonra cezaevinden şey var, Sebil'de zindandan notlar diye yayınlanıyor. Onlar daha önceden hazırladınız yazılar mı? Tabii. Efendim yok. Ondan sonra yok. Onları artık oradan yazıp gönderiyordum. Yani içeriden yazıp gönderiyordunuz. Tabii. Ama bir yazı bırakmıştım Milli Gazete'ye. O yazıda dedim ki bundan sonra sütunumu işte Sel Çakırgil kardeşime bırakıyorum. Yani Selahattin Eşi olarak yok. Sel Çakırgil kardeşime bırakıyorum. Ve umarım ben dönünceye kadar yerimi doldurur vesaire diye. O da benim ama yani öyle bir bizim soyadımız zaten soyumuz Çakırgil diye bilinir de oradan geldi bu. Yani Selahattin Eşi olarak yazamam. Yani artık oradan sonra da zaten bir daha mahkemeler devamlı şeyler olduğu için yurt dışına çıkışlar vesaire devamlı Çakırgil'i kullandım. Bir de o dönem şimdi, S. Murat Beyli diye Sebil'de. S. Murat Beyli de var. Ayrıca onu da yasakladı. Erbakan Hoca demiş ya onu biliyorlar, üsluptan biliyorlar. Çakırgil diye şey yapmayın. Arkadaşlar dediler ki ne yapalım? Sen Murat Beyli diye yazalım dedik. Tamam. Yine S'ye duruyor ama ya. Yani. Sen Murat Beyli. Böyle başka bir şey yapıyor. Yok. Sonra Sev Mehmetoğlu diye falan bir takım böyle şeyler. Biraz tabii gazete şeyinde o zaman etkiliydi. Tabii bir de şu var 77'de Milli Gazete'deyken bir yazı 10 Kasım gününde bir yazı yazdık. Kara bir gün diye ama İstanbul'un işgali üzerine Süleyman Nazif'in yazdığı bir kara bir gün yazısı vardı. Ondan bazı şeyler aldım. Yani dedim ya Allah aşkına yani şunca zaman geçti bir insanın ölümü arkasından bu şekilde vesaireler. Hadi bunu Hüsamettin Çelebi diye birisi vardı. Senatör, Cumhurbaşkanlığı senatörü. Günaydın'dan geçmeydi senatörlüğe. Mecliste okuyor tabii bunu. Senatoda televizyondan yayınlanıyor. Yuh çektiriyorlar falan. Ben o yazı okunuyor. Dakikalarca yuh çekiyor senatörler. Ve hoca demiş, sakın Selahattin'e söyleyin, şey yapmasın, cevap falan vermesin, meseleyi yatıştıralım. Arkadaşlar dediler ki, ne yapalım? Vallahi ben buna cevap veririm. Ben bunu yazıyı, bana yuh çektiren adama cevap vermezsem ne olacak? O zaman dediler, hocaya bir şey yapalım dediler. Hoca ne de olsa gazeteyi hemen görmez dediler. Ankara baskısına koymayalım yazıyı ama Anadolu baskısında, İstanbul ve Anadolu baskısında Hüsamettin Çelebi'ye sevgilerle diye bir yazı yazdım. Çok teşekkür ederim Hüsamettin Çelebi'den. Ben oradaki 150 kişiye, o senatörlere biraz da hödük gibi kelimeler de kullandım. Ben bunlara istesem de o 15 dakika boyunca yazımı okuyamazdım. Siz okudunuz, yuhlattınız. Onların yuhlaması hiç umurumda değil falan. Tabii bir daha karıştınız. Yani biraz mücadelenin içinde ister istemez böyle kavga oluyor. Hoca gördü mü o yazıyı peki sonra?
Ama onu sonra gördü üzerinde de o da memnun oldu. Herhalde ki hiç üzerinde durmadı. Çünkü Hüsamettin Çelebi onu tekrar gündeme getirmedi. Şey olarak mecliste gündeme getirmedi vesaire. Şimdi yani bizim hapisten çıkmamızdan önceki... Hüsamettin Çelebi muhtemelen şeyin Mevlana soyundandır yani. Çelebi olduğuna göre soy ismi. Bilmem. Ama biz Milli Gazete'deyken işte hoca diyor ki aman yazılarını kesin yoksa başımız derde girecek şeyde. Koalisyon hükümetinde. Tamam dedik. Biz yani öyle esasen Erbakan Hoca'nın da şu şeyi vardı. 77 seçimler öncesinde bizi yani çağırdı. Dedi ki önce haber göndermiş. Demiş ki şöyle seçimlerde şey yapalım. Yazarlar yüksek rakamlarla tahminde bulunsunlar. İşte kimisi 150 yazıyordu, kimisi 240'ın için olmasın, öyleyen için olmasın yani 240 da olur, 226 lazımdı 450 milletvekilinde. Ben yazmıyordum. Selahattin niye yazmıyor? Demişler yazmıyor efendim. Onu gönderin de şifalandıralım diye. O şifaya muhtaç diye rahmetli hocanın öyle bir esprisi vardı. Gittim Ankara'ya. Muhterem kardeşim dedi, bak dedi bugün gazetenin birinci sayfasında yazmışız dedi. O manşetleri de kendisi verir zaten gazetede. Yazmışız diyor. Ege'de Halk Partisi çöktü, Adalet Partisi eriyor, MHP güçleniyor demişti dedi. Şimdi bu bugün haber birinci sayfada. Yarın okuyucu diyecek ki bakalım muhterem Selahattin Bey kardeşimiz ne yazmış burada? Açacak diyeceksiniz ki muhterem okuyucularımız dün gazetemizin birinci sayfasında gördüğünüz üzere Ege'de Halk Partisi çöktü, Adalet Partisi eriyor, MHP güçleniyor. İşte 40 yıllık Halk Partisi'nin için çöktü, Adalet Partisi'nin için eriyor ve MHP'nin için güçleniyor. Bunu yorumlayacaksınız. Dün haber de bugün yorumluyor. Vallahi hocam ben kusura bakmayın dedim. Böyle yani hadi bakalım böyleler yazacaksın. Ben yazamam hocam dedim. Kusura bakmayın dedim. Ve emaneti sizden aldım. Yazı yazma iade ediyorum. Yo muhterem kardeşim öyle şey yok. Sen dedi böyle alınganlık da yok. Şimdi dedi senin eline bir balta verdik. Buradan bir araba geçireceğiz. Bu çalı çırpıyı temizleyeceksin. Sen ise dedi baltayı bırakmışsın, sırtını açmışsın. Elindeki havan toplarıyla 7 dağın arkasındaki mevziler bombardıman ediyorsun. Muhterem kardeşim daha oraya gelmedik biz. Tabii onun mantığına göre doğru da. Yani ne gidiyorsun diye. Bir gün gelecek yazılarınızı, sizin yazılarınızı tarih kitaplarına koyacağız. Ama şimdi böyle yapın. Vallahi hocam ben kusura bakmayayım, onu yapamam dedim. Geldi kucakladı falan. Hadi bakalım doğru İstanbul'a git. İstanbul'da şöyle güzel yazılar bekliyorum senden dediğim gibi dedi. Ben yine hiç oralı olmadım. Tabii 48 milletvekilinden 24'e düştük. Hiç kimse bir şey yazamıyor. Herkesin ağzı bağlandı. Ben tabii sadece... Şey yazısı yazmıyorum. İkinci sayfada uzun yazılarım da bir de birinci sayfadan yetmiyor artık. Birinci sayfadan da Semurat Bey'li imzasıyla falan da dedim. O imzalarla da yazılar yazıyorum. İşte Ecevit Demirel'e falan cevap bir de Laik Cephe'nin yazdıklarına bizimle alay ediyorlar. 24'e düştüler işte böyle halkın iradesi budur falan. Halkın şamarını yediniz falan. Ve 20 gün sonra gazeteye geldi hoca dedi ki gel bakalım muhterem kardeşim seni bir kucaklayayım. Seçimlerden sonra özellikle teşkilatı dipdiri ayakta tutan senin yazıların oldu deyince tabii diyemedim hocam eğer ben de diğer arkadaşlar gibi 150-200 deseydim ben o yazıları yazamazdım diyemedim. Öyle bir yani gazete şeyinden sonra bir... Biz Sevil'den ayrılışınız var 1978'de oradan Şura, Tevhid, Hicret çıkacak çizgisine geçeceksiniz yani geçiyorsunuz. Hatta Hicret'i siz çıkartıyorsunuz. Şimdi o bir şey, Sebil biraz ayrı bir meseleydi. Tabii Kadir Bey, ben hapisten çıkacağım sırada bir hafta öncesinde bir baktım. Gazetenin başlığına kocaman harflerle işte yeni umumi neşriyat müdürümüz filanca Selahattin Eş. Hatta manşetin şeyin ismin de üzerinde kocaman harflerle. Ziyarete geldi, Gebze'deydim cezaevinde. Abi dedim bu ne? Dedi ki hep başkaları istismar edecek değil ya seni. Ben biraz da ben edeyim. Dedim abi istismar etmek için bir şeyin bir değerin olması lazım. Ben de öyle bir değer yok dedim. Ben yani falan diye geçiştirdim ama
Emri Baki yaptı. Kendiliğinden biz otomatik olarak umumi neşriyat müdürü olduk ama o sırada da İran'daki bu inkılap hareketlerinin gelişmesi artık ben cezaevindeyken İran'da ilk olarak gösteriler başladı 77'nin ortasında. Ve bir gün hatta İran'dan haberler verirken bugün ilk olarak Şah'ın ve babasının heykellerine saldırıldı, yıkıldı. Efendim devlet dairelerinden fotoğrafları caddelere atılıp ateşe verildi falan. Ben cezaevindeyim, paşa kapısındayım. Televizyondayım. Oo, baktım. Oo, bu çok müthiş bir şey ya. Neresi müthiş dediler. Orada da bizim birinci koğuştu böyle. En böyle kalantorların kaldığı, böyle kaçakçıların, şunların, bunların kaldığı. Öyle şey, oraya vermişler beni de. Katillerin en azılları falan da var orada. Neresi dediler? Dedim ya bu, yani düşünün ki Türkiye'de benzeri birisinin, yani işte Mustafa Kemal'in resimleri devlet dairelerinden sokak. Aman o böyle şeyler söyleme ya. Başımızı, ya dedim ne korkuyoruz yani, cezaevi diye zaten. Bir daha mı cezaevini atacaklar falan. Ama dedim aynen bu mana, ben anlatmak için dedim, mukayese için dedim. Gerçekten de hadise o kadar ilk olarak, daha önceden de hadiseler olurdu İran'da ama. Yani heykellere saldırılması, yıkılması, efendim resimlerin devlet dairelerinden sonra paralarda gözlerinin oyulması, sigarayla yakılıp, Şah'ın gözlerinin oyulması ve o paralar geçiyor piyasada. Yakılmış şeyler falan, gözleri oyulmuş şeyler. Düşünebiliyor musun böyle? Ve o hava var. Şimdi Kadir Bey biraz daha tabii Osmanlı, İran'ın tarihinde daima Türkler şöyle etkili olmuşlardır, böyle etkili olmuşlardır. Yine onlar etkili olacaktır. Ya bu İran'dan gelen havayı bize yansıtmıyor. Sonra Şura da ben hapisteyken çıkmaya başladı. Gebze'ye getirdiler bir gün, Şura'yı getirdiler Yılmazlar. Yılmaz Yalçıner. Baktım, İran şeriat istiyor diye bir başlık atmış Yılmaz. Yani doğru dürüst ya, İran'la haberimiz yok yani, doğru, bir ilgimiz de yok. Yılmaz dedim, nereden çıkardın bu şeriat istiyor ya? Yarın bir gün başka şey çıkar çünkü İran'da güçlü bir komünist hareket vardı. Şah onları izliyor ama halk seyirci kalıyordu, onları da kurşuna diziyordu Şah. Hem de grup grup, kitleler halinde. O var ama yani İslamcı bir hareket. Vallahi dedi ya, Londra'da bir gösteri gördüm dedi. Hyde Park'ta yapılmış bir gösteri. 70-80 kişi gelmişler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye bir filama gelmişler. Onu görünce dedi, onu aldım dedi. İran şeriat istiyor. Vallahi dedim yani bu bizi şeye düşürebilir de Tonga'ya düşürür. Vallahi dedi, temennim dedi. Gönlümde bunu istedi. Tabii biz ondan sonra İran'la yakından ilgilenmeye başladık. Yakından ilgilenme derken haberlerine burada çok... Çünkü İran'dan da Allahu Ekber sesleri yükselmeye başlıyor. Çarşaflı kadınlar falan ve tabii hadiseler de bizi yorumluyor. İyi takip ediyor. Hadiseler de bize yorum kazandırıyor. Genelkurmay bir sıfırlatım da vardı. Genelkurmay bir emir yayınladı gazetelere. Dedi ki İran'daki hadiseleri anlatan, olayları gösteren filmler, televizyon filmlerinde efendim hanımların, örtülü hanımların resimlerine yer verilmemesi, görüntülerine yer verilmemesi. Erkeklerin de, çünkü Allahu Ekber, onlar da Allahu Ekber diyor. Onların da sadece görüntülerinin verilmesi, seslerinin verilmemesi. Çok enteresan. Yani hanımları görüntülerini verirsen buraya etkileyecek. Orada seslerini verirsen onlar yine etkileyecek. Ve o şekilde ama Kadir Bey orada İran'ı Türkçü bir bakış açısıyla biraz... Ben bambaşka bir vadiden gelmişim, baktım. Sonra baktım ki burada ayrılmamız gerekiyor. Bir mektup bıraktım, ayrıldım. Alasmalar dedim, daha sonra görüşmek ümidiyle diye ayrıca vedalaşmaya geleceğim dedim. Ama ayrıca gittiğimde de baktım kırgın. Bir daha da yani koptuk Sevil'le. Ondan sonra iki ay kadar sonra falan Şura'da imzasız olarak veya imzalı olarak bazı yazılar yazdım ama Şura'da fiili olarak çalışıyorum ama çünkü Kadir Bey bir rica etmişti. Kemal Şadoğlu vardı. Allah rahmet eylesin. O iyi bir zattı.
Onun haber göndermiş. En azından başka yere girmesin. Yani bir şeyimiz varsa, hatırımız varsa, ben de onun için Şura'da aktif olarak gözükmedim. Ama sonra Şura kapandı. Kapatılıyor galiba değil mi? Evet. Sonra Tevhid gazetesi, Tevhid diye bir gazete çıkaralım haftalık diye. Fakat orada sorumluluk benim üzerimdeydi. Ben aldım sorumluluğunu. Ve ondan sonra da tabii Tevhid biraz daha, Şura daha fazla, nasıl diyelim, yüksek sesle haykıran. Daha sert. Daha sert, daha şey. Net. Tevhid ise daha çok haykırılacak yerlerde haykıralım ama daha çok fikri bakımdan sessiz ve derinden gidelim şeklinde de iki metoda uygulamaya çalıştık. Yılmaz Yalçınlar ayrıldı mı Tevhid'den? Yok, ayrılmadı henüz. Beraberdiniz yani. Beraberdik. Sonunda onun üzerine ayrıldık zaten ve Tevhid öyle kapandı. Onun hikayesi ayrı. Efendim, şimdi Tevhid'deki şey, Tevhid'de haftalık, yani şöyle düşünün, kilosu, gazete kağıdının kilosu 55-56 lira. Biz şeyden, kara borsadan. Biz gazete kağıdı alamıyoruz SEKA'dan. Gazeteler 9 liraya alıyor. Biz gazetelerden 56 liraya şey alıyoruz. Kağıt alıyoruz ve onunla da yine de yani 40 bin, 44 bine yükseldi haftalık tirajımız Tevhid'in. Her sayıda zaten kapatılırdı. Hemen hemen her sayı kapatılır. Biz de ne yapardık? Hemen gazeteleri basardık. Cuma günü basıyorduk mesela. Çünkü yayınladığımız gün basın savcılığına iki nüsha vermemiz lazımdı. Kanun gereği. Biz cuma günü basıyorduk gazeteyi. Hemen o akşam Anadolu'ya gönderiyorduk. Akıncı teşkilatlarına vesaireye. Cumartesi, pazar, pazartesi, pazartesinin tarihini koyuyorduk. Gazete çoktan gidiyor, dağılıyor haftalık gazete. Biz pazartesinin şeyi var, tarihi var üzerinde. Pazartesi de saat 4'te falan gidiyorduk basın savcılığına. Efendim bugün işte yeni sayımız. Hemen savcılık şöyle bir iki bakıyordu. Toplatılmasına, Yıldırım emriyle bütün Anadolu'da toplatılmasına. Toplatılacak bir şey kalmıyordu zaten. Nereden toplayacak? Biz de diyorduk ya şurada o ilk çamur gazeteler vardır. Yani rotatif dönerken renk ayrımı yapıncaya kadar, mürekkep ayarı yapıncaya kadar ki basılan kağıt. Orada kenarda dururdu şeyler. Çamur halinde çıkmış gazeteler. Orada 40-50 tane koyun oraya derdik. Oradan polis gelirdi. Her sayıda gelirdi zaten. Alır giderdi. Ne yapacağım ben bunların hepsini götüreceğim derdi. Böyle bir şey olarak. Yani Tevhid hızlı bir şekilde ve etkili de. Üstelik de Akıncılar Teşkilatı diyordu ki abi valla sağ olasın bize gelir kaynağı oldu. Çünkü biz 20 lira farz-ı mal koyuyorsak 12,5 liraya bırakıyorduk şeyi. Gazeteyi. Ve bize 9 liraya falan mal oluyordu aşağı yukarı. Bütün maliyeti kendi para şeyimizde, yani ev kiramız, şunu bu çalışanlar, 5-6 kişiydik zaten. Ve 9 lira, 12-12,5 lira, onlar şey yapıyor. Gerisi de her gazete başına çocuklar heyecanla dağıtıyorlardı Anadolu'da. Diyorlardı, vallahi lokalde biz çalıştırıyoruz. Lokallerin parasını veriyoruz, akıncıların. Efendim orada çorba parasını veriyoruz. Her birisini yani... Bereketli bir şey olmuş. Evet. Ve birbirini destekleyen ve sonra Tevhid'de baktım Yılmaz bir gün biraz bir arkadaşımızı atmış gazeteden. Hem de şey çalışan çocuklardan. Gece gündüz çalışan orada İktisat Fakültesi'nde okurken abi dünya sallanırken, çalkalanırken benim okumam falan gereksiz falan diye gece gündüz orada çalışırdı. Niye dedim attı seni? Attı abi dedi. Bilmiyorum dedi. Sonra Yılmaz'a sordum. Yılmaz niye attın dedim. Ben dedi attığım insan çalışamayacağıma karar verdiğim insanı atarım dedi. Ya kardeşim biz buna para vermiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bu çocuk gece gündüz çalışıyor heyecanla. Öyle attım demekle olur mu? Güya biz şer'i bir şey çıkarıyoruz yani. Şeriat benim mizacımı değiştiremedi diye bir söz söyledi.
Dedim Yılmaz, şu ana kadar seninle ufak tefek farklı görüşlerimiz olabilir. Ali Bulaç, efendim Hüsnü Aktaş, Yılmaz vesaire. Ama şeriat benim mizacımı değiştiremedi dediğin anda ayrı bir mecraya giriyoruz. Şeriat dedim, sokaktaki herhangi bir Ömer'den, Ömer bin Hattab'tan Hazreti Ömer yaptı. Nereden değiştiremedi şeriat bizim mizacımızı? Onun mizacı, Ömer'in mizacı neydi? Sonra geldiği nokta. Oradan dedim, kusura bakma ya sen gidersin ya ben giderim dedim. Rahmetli Saadettin Yüksel falan girdi. Necip şey, efendim bizim Sedat Yenigün ve Beşir Eryasoylar falan geldiler. Ya dediler, bunu devam etmesi lazım. Dedim, devam etmesi lazım ama böyle olmaz. Neyse sonra baktık olmayacak, koptuk. Ve sonra hicret çıkardık biz. Hicrette kim kimdiniz? Yani o da arada Yılmaz Alçın Ertuğrul. Yılmaz yoktu. Tabii Yılmaz'ın mizampaj gücü vardı. Mizampajını iyi yapıyordu gazetenin vurucu şeyleri. Birinci sayfa, ikinci sayfa. Bizim, gazeteci falan. Biz bunu, benim kardeşim geçen sene vefat etti Kadir. Allah rahmet eylesin. O işte Yılmaz'dan falan gördüklerini, abi şu nasıl olur bunu? Böyle yapardık. Ama yani o zaman da 30 bin civarındaydı yine şeyimiz. 30 bin, 32 bin neredeydik. Yine parasızlık, yine şeyiz vesaire. Ama hicrette Yılmaz dışında Ali, Hüsnü, ben, Sedat, diğer Beşir Eryarsoy, bazen Ahmet Arakça vesaire arkadaşlar böyle. Ama çok sıkıntılı oluyordu ama zevkli oluyordu. Çünkü hissediyorduk. Yani bir hedefi vurmakta olduğumuzu, hedef edindiğimiz şeylere oklarımızı iyi attığımızı görüyorduk, hissediyorduk. Ama sonra tabii parasız kaldık. Çünkü demişler ki şeyin parasını ödemeyin. Teşkilatlara demişler ki partiden o zaman Akıncılara parasını ödemeyin, onların çıkmaması lazım. Biz de bir iki tane de eleştiri yaptıydık yani. Oy verme meselesiyle alakalı bir tartışma var zannediyorum. Efendim? Oy verme meselesiyle alakalı o dönem. Oy mesela verme üzerinde de var öyle bir şey. Tavuk düzene oy yok. Evet, direkt böyle manşetler vardı öyle mesela. Şeyler var. Niye öyle bir fikriyata kapılmıştınız? Neydi sizi o hissiyata götüren? Yani çünkü parti içinde çalışan birisi olarak sonrasında bu noktaya nasıl geldiniz? Ben parti içinde çalışmadım. Ya gazetede yazmışsınız. Ama neticesinde partinin Anadolu'daki hareketine destek vermişsiniz. Ben hiçbir partiye, cemiyete falan dahil olmadım. Şimdi bizim orada tabii ikili bir yani iltibasa müsait bir biraz hukuk şeyiyle, biraz hukukçu kurnazlığıyla iltibasa müsait bir cümle seçtik. Dedik ki, tağut düzeninin devamı için oy yok diyoruz. Yani oy vermeyin demiyoruz. Tağut düzeninin devamı için oy yok. Yani sistem kenetlenmişti işin doğrusu. Yani 79-80 yani 12 Eylül zaten geliyorum diyordu. Bir tarafta İran'da devrim olmuş artık. Yiyecek, dünya şeyler falan. Ve öbür tarafta hatta öyle ki 12 Eylül'den önce Bedrettin Demirel vardı. 2. Ordu Komutanı onun hatırasında vardır. Diyor ki 79'un Temmuz ayının 10'unda veya 11'inde biz darbe yapmaya karar vermiştik diyor. Ancak diyor henüz acaba orduyla halk karşı karşıya gelir mi diye düşündük. Ve biraz daha olgunlaşsın. Halk desin ki ordu nerede? Halk istesin bizi. Ve biz öyle çıkalım diye. Ve onun için erteledik 12 Eylül'e. 15 ay. 15 ay içinde de 5700 kişi öldürdü birbirini. Yani öylesine yani her gün İstanbul'da 20-25 kişinin öldüğü. Münferit olarak o orada öldürüyor, o orada öldürüyor. Hatta görüyorsunuz öldüren insanı ve kimse dokunamıyor. Adam çünkü bir tane de bir kurşun da sana sıkar. Adam tabancayı sokuyor şeyine, Bayezid Meydanı'ndan Kumkapı'ya doğru koşarak iniyor. Ya kaçtı ya kimse gidemiyor. Hiç kimse, üç maymunlar denilir ya, görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yani böyle bir sıkıntılı bir durum. Ve biz o şeyin içinde ısrarla o tağut düzeninin, tağut şeyini özellikle vurguluyoruz. Tağut düzeninin devamı için oy yok. Ama bizimkiler bunu tağut düzeni, yani biz tağut muyuz? Ya biz sizinle ilgili söylemiyoruz.
Arkadaşlara da, abilere de söyledik o zaman. Şevket'e ilgilere, diğerlerine falan. Biz dedik, onu söylemiyoruz. Ama bunu herkes böyle anlıyor. Bize oy vermeyin. Yani dedik, bu anlayışa bağlı. Biz tağut düzenini, siz tağut düzenini devam mı ettirmek istiyorsunuz falan. Biraz orada dediğim gibi iltibasa müsait, ikili manaya gelebilecek bir cümle manşete çektik. Peki doğru. Diğer amacınız hiç yok muydu yani? Siz demokrasi içerisinde mücadeleyi o zaman mesela nasıl karşılıyordunuz? Şöyle bir baş. Bu İslamcılık tarihinde de özellikle hani tabii, şura tevhid hicretin oturduğu yer biraz daha sonraki radikal hareketlerin biraz kökeni gibi tabii, görülüyor. Siz orada tabii, kendinizi nasıl kanlandırıyorsunuz? Biz demokratik şeyin özüne karşıyız. Şöyle bir başlığınız vardı mesela ben araya giriyorum ama. Konsensusumuz demokrasi mi İslam mı diye sizin de o dönem evet. bir şeyiniz var, yazınız var. Yani ben esasen ta 74'lerden beri yani İslam'ın aslında cumhuriyet sistemine mukayir olmadığını, karşı olmadığını ve hatta denilebilir ki İslam'ın emrettiği sistemin meşveret cumhuriyeti olarak nitelenebileceğini söyleyebilir diye orada, yani 74'ten beri onu işliyordum ısrarla. Meşvereti esas alan bir cumhuriyet. Ama demokrasi üzerine lehte aleyhte hiçbir şey değil. Demokrasi nihayet belli. Hatta Süleyman Demirel'le bir tartışma şey oldu. Nerede? Neydi o? Bir onların Aydınlar Ocağı. Aydınlar Ocağı'nda bir şeyi vardı. Oradaki bir tartışmaya benim de bir sualim vardı. O suale gelince Selçuk Özçelik vardı. Hocamız bizim hukuktan. Geldi dedi ki, aferin ya işte evladım çok iyi. Dedim hocam, bunu benim söylemem değil, senin söylemen lazımdı bir hukukçu olarak. Ama bizi şey yapıyorsun diye. Orada da ifade ettim ama o dedi böyle, bunlar ne biçim fikirler bunlar. Çünkü dedim ki, bakın dedim, filancanın tarif ettiği üzere bir Amerikalı'nın tarifi vardı. Adını unuttum şimdi. O diyordu ki, demokrasi bir toplumun belli bir zaman diliminde %50'den fazlasının işte belli bir süre için bir şeyi doğru bilmesidir. Sonra diğer bir dönemde de bir başkası doğru bilebilir. Bu harp devamlı. Yani değişmez tek şeyi vardır demokrasinin. Değişkenliğidir. Daima değişebilir. Ama bu mutlaktır. Değişmez, yani değişkenliği sınırlanamaz. Ama mutlak doğru diye bir şey tanımaz demokrasi diye. Hatta bunu bir defa şey de söyledi. Mehmet Ali Aybar da nerede söylemiş? Dedi ya kimse kimseyi kandırmasın. Yani dedi halk istedi diye halk %100 istese Kur'an'ın bir hükmünü değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. O zaman demokrasiden bahsetmeyen adam kendi mantığına göre doğru söylüyordu. Ve biz onun için o demokrasi güzellemesi ama demokrasinin imkanlarından bu sistemin içinde oynayacaksak o imkanlardan faydalanırız. Ama demokrasiye illa da efendim demokrasi şöyle nimetler düzenidir, böyle şeyler onu demedik hiçbir zaman. Bugün de demem ben. Aleyhinde de lehinde de bir şey söylemem. Ama İslam olarak İslam gerçekten de meşvereti esas alan. Çünkü Şura ayetinde de onlar meselelerini, işlerini aralarında şura yoluyla hallederler ayetini esas almıştık. Ki 1876'da ilk kanun esası ilan edilirken oradaki o ayetteki beynehum aralarında dediler bu hum. Kimler giriyor bu hum işte onlar aralarında danışacağız da kimlerle danışacağız? O hum tarifinin içine kimler giriyor? Onda bile karar veremedilerdi. Şimdi de efendim sıradan halk kitlelerinin oyu mu değil mi falan. Ben tamam bu da bir güçtür. Halk gücü de bir güçtür. Bu güçlerden her birisinden ama İslam'ı reddeden bir şey haline getirilirse ben yokum. O manada demokrasiyi genel olarak çünkü hatta derlerdi mesela Cezayir'den sonra 92'nin başında gördük. Avrupalılar en demokrat ülkeler ne dediler? Bunlar dediler demokrasi yoluyla iktidara geldiler %85'le Cezayir'de ama İslamcı diktatörlük kuracaklar. Onun için hemen seçimleri iptal ettiler. Generallere bir düğmeye bastılar. Generaller laiklik esasları üzerine. Türkiye o günkü sıkıntıların içinde Süleyman Demirel Türkiye'de başbakandı. 100 milyon dolar darbecilere yardım gönderdi.
Mümtaz Soysal ile. Mümtaz Soysal geldi. Bir ay kaldı orada, darbecilere akıl verdi. Geldi de, güya özgürlükçüydü Mümtaz Soysal. Geldi dedi ki, ama orada da yani laiklerin de korkusunu anlıyor musunuz? Çok korkuyor. Demokrasinin kendini savunma hakkı. Yani demokrasinin şey, kendisini savunma hakkı vardır diye. Yani böyle bir şeye ben demokrasinin, bazıları gibi ben demokrasiye düşmanım falan, yok öyle bir beyanda bulunmadı. Ama öyle bir beyana gerek yok. Sadece ideal bir sistem olarak görmüyorum. İdealim benim İslami meşveret sistemidir. Buna meşveret cumhuriyeti diyebiliriz. Diye ta 74'lerde dediğim şeyden hala da yani ayrı bir noktada değilim. Ama o zaman bunu söylediğimizde hemen suç oluyordu. Şimdi bereket ki suç olmadan çıktı. 163 kaldırıldı vesaire. Evet. Efendim böylece derken yazı hayatı bu çizgiler 12 Eylül olduğu zaman da hemen onu söylüyordum. 12 Eylül yani 15 ay ertelendi. Temmuz 79'da yapılacaktı. 15 ay ertelendi. 5700 kişi daha öldürüldü. Hatta 12 Eylül olduğunda Kenan Evren çıktı dedi ki ilk günkü konuşmasında bilmem bütün İstiklal Savaşı boyunca şehit sayısı 5200 müdür nedir? Son bir senenin içindeki kayıplar dedi, ölümler 5700'dür diye. Yani ne kadar büyük bir facia yaşadığımızı falan kendisine dayanak olarak. Ama onlar kendi sistemlerini kurdular. Hemen tabii 60'ta ihtilali işte Atatürk ülkeye ve devrimlerine bağlı. 71'de Atatürk ülke ve devrimlerine bağlı. Hep kurtarılıyorduk. Sonra 80'de yine Atatürk ülke ve devrimlerine bağlı. Sonra 97'de 28 Şubat'ta yine Atatürk ülke ve devrimlerine bağlı. Hatta 23'ten beri var olan bir 28 Şubat'tır bu dediler generaller. 1000 yıl devam edecek bu falan. Yani onların demokrasi anlayışları, onlar da demokrasi. Sonra demokrasinin yani bütün Doğu blokundaki Sovyetlerin çökmesinden önceki durumu da göz önüne alalım. Sovyetlerin çökmesinden önceki bütün Doğu bloku ülkelerinin her birisinin isimlerinde, resmi isimlerinde Demokratik Alman Cumhuriyeti, Demokratik bilmem ne, Demokratik Kuzey Kore'nin de hala Demokratik bilmem nedir. Hepsi, onlar da demokratikti. Neyin demokrasisi, hangi demokrasi? Klasik demokrasi, müdahaleci demokrasi, askeri demokrasi vesaire gibi. Yani bizim generaller de darbe yaparlardı, demokrasiden bahsederler. Demokrasiyi rayına oturtmak için falan diye darbe yaparlar. Demokrasi adına. Hatta Menderes dedi ki ya demokrasi bize hiçbir zaman şey yapılmamıştır. Ve Atatürk de gerçekleştirememiştir demokrasiyi deyince. Vay dediler, sen nasıl şeyde, yasada da söylerken bunu. Orada da üzerine saldırdılar da. Yani demokrasi üzerinde bizim neslimiz bütün o tariflerin her birisini gördüğü için ben o tariflerin içinden hiçbirisine sıcak bakmıyorum. Ha, ama onların kurdukları oyunun içinde onlar hakim olarak kurdukları için onların oyunlarına riayet ederek, kurallarına riayet ederek girerim. Onlar neticeyi kabul etmek zorundadır. Ama benim sistemim olursa ben de o zaman İran'daki şey gibi mi? İran'daki sistem bu ayrı bir mevzu. İran'daki sistemi işin doğrusu benim kanaatim sağlıklı bir zemine oturtamadılar. Rahmetli İmam Hümeyni belki biraz daha yaşasaydı oturtabilirdi. Ama hemen ondan sonra zemin kayması oldu benim kanaatimce görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla. Ve ki İmam Hümeyni mesela şey değildi yani günahsız, masum falan gibi bir manada değil. Zaten 12 imam masum kabul edilirdi. Genel olarak Türkiye'de bütün mollaları masum biliyorlar bunlar falan gibi. Öyle bir şey değil idi. Ama ondan sonra, imamdan sonra, Hamenei'nin gelmesinden sonra gelinen nokta şuydu. Dediler ki, bakın veli fakihtir, veli emr-i müslimindir. Öyleyse Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz ayetindeki hükme göre. Karşı çıkarsanız, peygambere karşı çıkmış olursunuz. Peygambere karşı çıkarsanız Allah'a isyan etmiş olursunuz deyince bugün de susuluyor. Nitekim yani bunca siyaset yanlışları olduğu zaman veli emr-i müslimi ne emrederse biz ona bakarız diyor. Kitle aksi halde ahiretiniz de harap olur deyince orada bir sıkıntı var yani. Onu ondan aksi halde eğer şey yapacak olursak İmam Hümeyni gibi çok büyük bir karizmatik liderlik söz konusu olmadığı için toplum bir alt üst olursa daha büyük zararlara uğrarız korkusu var. O yüzden biraz
sıkıntılı bir durum oranınki de. Biz yani İran'ı eğer bizim yani başlangıçta verdikleri ölçü neydi? Şii, Sünni falan filan diye bir şey yoktu. İslam kardeşliğiydi, İslam hükümetiydi, hedef buydu. Ama sonra bugün gelinen nokta nedir? Diyor ki biz bugün mezhepçilik yapmıyoruz, Şiicilik yapmıyoruz. Çünkü diyor, gerçekten doğru söylüyorlar kendi mantıklarına göre. Çünkü diyor, Şia gerçek İslam'dır. Biz İslam siyaseti takip ediyoruz. Gerçek İslam olunca diyor, Şiicilik yapmıyoruz. Yani Şia'yı gerçek İslam. Bir tarafta da Ehl-i Sünnet'i de birileri aynı şekilde gerçek İslam, diğerleri İslam'ın yanlış ve sapık kolları deyince ya onlar ona sapık, onlar ona sapık diyor. Yani Şia da ne diyor? Gerçek İslam Şia'dır, diğerleri İslam'ın yanlış veya sapık kollarıdır. Ehl-i Sünnet tamam diyor, kabul etmek zorunda çünkü büyük kitle. 3/5 belki dünya Müslümanlarının Sünni olunca, Sünni mezheplerinden olunca istemeye istemeye kabul ediyor ama gerçek İslam budur diyor. Ben de diyorum ki İslam'ı eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah toprağında yetişmiş bir ağaç ve bu ağacın dalları, Şiisi, Sünnisi falan filan her bir dalın kırılmasında her bir beden, ağacın bedeni zarar görür. Ama siz buna hayır bu ağacın tamamı sadece Şia, gerçek İslam sadece Şia'dır derseniz evet. Yani problem orada. Onlar da onu yapıyor. Buradan da var aynı şeyler. Sünnilik işte, diğerleri sapıklıktır falan. Yani yoksa Kur'an üzerinde Şiilerle Sünniler arasında bir yorum farkı yok. Yorum farklılığı var ama Kur'an'ın özü üzerinde bir farklılık yok. Nihayet tefsir farkı olabilir. Yani bundan dolayı tekfir eder miyiz, etmez miyiz? O ayrı, o benim işim değil. Siz İran'a nasıl gittiniz o zaman? Ben 12 Eylül'den önce yani şeyi kapattığımızda Hicretin çünkü parasını ödemeyin diye Fehmi Cumalıoğlu'nun imzasıyla parti genel başkan yardımcısının imzası. Hicret galiba 21 sayı sürüyor. Evet. Öncekiler ama biraz az. Yani 28 bin 30 bin tirajımız varken iyi de gidiyorduk. Ve paramız gelmemeye başladı birdenbire. Posta çekleriyle geliyordu para ki 50 bin 60 bin dönüyordu. Ve iyi dedik yani bize yetiyordu o para onun çarkı çevirebiliyorduk. Arkadaş gitti dedi ki abi dedi bu sefer posta çeki 4000 lira gelmiş. Herhalde önümüzde bayram var dedik onun için gönderememişlerdir. 2 sayı 3 sayı arka arkaya 4000 gelmeye başlayınca anlaşıldı dedik. Zaten birisi getirdi Fehmi Cumaloğlu'nun Allah rahmet eylesin. Olabilir o da siyasiyle bunlar bize zarar verir sonunda diye. Teşkilata yazmış, Akıncılara yazmış. Efendim parasının ödenmemesi suretiyle bunu... Ya alınmaması değil, parasının ödenmemesi. Yani alınma mı parayı ödemeyin diye. Parasının ödenmemesi. Ve bunu getirdiler. İnanmak istemedim ama önce Bursa'dan bir arkadaş getirmişti. Abi böyle bir şey var, haberin olsun diye. Gemlik'ten hatta bir şey, arkadaş getirmişti Bursa Gemlik'ten. İnanmak istemedim ama sonra anlaşıldı ki 3-4 sayı arka arkaya 4000, 3500, 4000 gelince birdenbire 45 bin, 50 bin nerede her hafta gelen şeyde anlaşıldı dedik. Hemen kapattık. Ve ondan sonra şimdi ne yapabiliriz? Şimdi düşünüyoruz ama 12 Eylül oluverdi. Ben bu arada bir Afganistan'a gittim, İran'a gittim. İran'dan Afganistan'a geçtim. Oralarda epeyce bir macerası oranın ayrı bir fasıl. Ve ondan sonra oradan dedim yine yapılacak şey Türkiye'de. Yani buralarda yapacak fazla bir şeyimiz yok. Sedat da öldürülmüştü rahmetli Sedat yeni gün. Dedik çünkü dediler ki ya Selahattin çünkü o zaman 3 sene mahkumiyetim kesinleşmişti. Yeni bir mahkumiyet verilmişti 163'ten Mayıs 80'de. Bu bana tebliğ edilmeden yakalanmadan ben İran'da bir konferans için gitmiştim. Ondan sonra işte İran, Pakistan, Afganistan oralarda 3-4 ay dolaştım. 3 ay dolaştım. Ve sonra Sedat'ın da öldürülmesinden sonra arkadaşlar demişler ki ya Selahattin kaçtı. Sedat öldürüldü. Diğer arkadaşlar sindiler. Hiç işte bizim gücümüzde. Neden benim de burada yapacak fazla bir şeyim yok. Ben en iyisi işin doğrusu sahte bir pasaportla
Türkiye elçiliğinden gidip pasaportumu kaybettim dedim. Bana bir yazı verdiler. Sahte pasaport değil de işte pasaportunu kaybettiğinden diye Ali bilmem kim diye bir bunu dediler hemen git İstanbul Emniyeti'ne ver oradan yeni pasaport versinler diye. O kağıtla Türkiye'ye girdim. Yani yoklama yapıldığında Tahran Büyükelçiliği'nin, Tahran'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin o yazısıyla geliyorum buralarda yoklamalarda. Ama 12 Eylül oluverdi. 12 Eylül olduğunda ne yapacağız şimdi? Cuma günü 12 Eylül oldu, cumartesi, pazar, pazartesi günü duruşmalar bizim arkadaşlar şimdi profesör oldular arkadaşlar her birisi. Dediler ki abi haberleri duydun mu? Hayrola bugün dediler ağır cezadaki davanı görevsizlik kararı vermiş dediler mahkeme. Herhalde iyi davranacak darbeciler bize. Dedim takipsizlik kararı değil, görevsizlik kararı veriyor. Yani benim sivil mahkeme değil artık, sık yönetim ve askeri mahkemeye. Sonra bir avukat da dedi, geldi avukat arkadaşlardan birisi. Abi bugün dedi 3 tane davanda, 30 tane dava vardı, 33 tane falan, 163'te. 3 tane davam dedi, neticelendirdiler, 4'er sene, 4,5 sene. Çünkü teşhit hükümleri uygulanıyor önceden mahkum olduğum için aynı şeyden. 14 sene, o zaman dedim bismillah, o zaman ne yapalım? Bir kısmı dedi seni Almanya'ya götürelim. İstemedim nedense. Bir kısmı dedi bir abi vardı, Orhan Batı vardı, Karayolları Genel Müdürü'ydü eskiden. Abi dedi ben dedi sonra ayrılmıştı ama işçi çalıştırıyordu Arabistan'da. Arabistan'a dedi 120 işçi götüreceğim gelecek hafta, seni de onların arasında geçiririm ben dedi. 12 Eylül'den sonra. Bir ay geçmiş, 1,5 ay geçmiş. Ne yapalım, ne yapalım? Ben bir türlü, ya dedim ben İran'a geçeyim. Onu da işte ta Tatvan'a kadar trenle gittik. Tatvan'dan kardeşim pasaportu üzerimdeydi. Onunla oradan Yüksekova'ya, Yüksekova'dan bir gece 29 Ekim gecesi. Bu gece içki içerler bunlar, karakollarda falan eğlenceler vardır biliyoruz yani aşağı yukarı. O vesileyle o gece geçelim dedik. Bismillah dedik. Gece çallıkların içinden sürüne sürüne İran tarafına geçtik. Yüksekova'dan bir kaçakçı vardı yanımda. Ben de kaçarken Diyarbakır'da sağlık teşkilatında çalışan birisi. Ama o sırada da Türkiye'de dijitalin diye bir kalp hastaları için o yoktu. Ben şimdi Kürt asıllı birisiyim. Diyarbakır'ı biliyorum zaten. Diyarbakır'da kaldığım için 5 sene falan. Diyarbakırlı Kürt asıllıyım ama Kürtçe bilmiyorum. Dijital yollarda falan böyle kaçakçılar soruyorlar, sorguluyorlar. Kimsin, necisin, devletin adamı olmasın, bizi hani Tonga'ya düşürmesin falan. Yok ben dedim öyle bir şey falan değilim. Ben yalnız sınırdan geçeceğim. Oradan dijitalin bir valiz, dijitalin hapı alıp geleceğim. Ve Kürtlerimize hizmet edeceğim Diyarbakır'da. Bak kalp hastasından insanlar ilaç bulamıyor. Ben onu alacağım. İyi dediler. Biz de öylece o kaçakçılarla birlikte sürüne sürüne geçtik İran tarafına. Ondan sonra hadi Allah'a ısmarladık. Siz sağ ol, ben selamet. Oradan gittim Tebriz. Ama savaş başlamıştı. Savaş yani 40 gün olmuştu. Ve İran içlerinde ilerliyordu Irak ordusu. Çok tehlikeli şeyler. Ya o ateşin içinde oraya gitmek belki delilik miydi bilmiyorum ama burada hanımımla, rahmetli hanımla kızım da 7 yaşındaydı o zaman. Onu bıraktım burada. Sonra ben geçtim. Ve 3-4 ay sonra da kızımı ve hanımı rahmetli bizim rahmetli Muammer Dolmacı abi vardı. Kemal Unakıtan vardı. Yani ikisi de rahmetli oldular şimdi. Onlar biletlerini almışlar, uçak biletlerini. Bir de havaalanından ayarlamışlar. Bir de geliverdiler, Tahran'a gelmişler. Telefon ettiler, dediler ki hanımın ve kızın burada. Nerede filan? Allah Allah. Haberim de yok. Telefon yok ki bugünkü gibi. Benim nerede olduğum da bilinmiyor. Gelmişler, göndermişler. Yani neyse gittim tabii. Onlar da korkmuşlar önce saatlerce. Acaba kayıp mı olduk burada falan. Sonra gittim buldum vesaire öyle bir ondan sonra İran'da tabii inkılabın en başta merhum Behişti vardı. Çok uluslararası İslami
anlayışı olan bir şeydi. Allah rahmet eylesin. Ve öyle ki hatta 1977'lerden itibaren sonra anladım ben. Beyşti çünkü Şah'a karşı hareketler başladığı zaman Şah'ı destekleyen gazetelerde Beyişti'nin aslında bir Sünni olduğu, Filistin meselesine sahip çıktığı, Filistin çünkü Sünnidir, Sünnilerle bizim ne işimiz var diyen bir anlayış. Yani onu Sünni oldu diye şey yapan ama Sünni meselelerine takılmayan insanlardı o kadro. Söylediklerim doğruları inancımdandır, yanlışları nefsimdendir deyip vesselamu aleyküm dersem burada bitirmiş olurum.